Bak böreği sıcak servis ediyorum. Hiçbirinin ara sıcağı sıcak değildi. Buna da laf ederlerse... Şu biraz daha koyu olmuş, bunu kendime alayım. Mesela sen bir örnek ver. De ki şöyle bir yemek var, son yıllarda çok trend, restoranlarda falan kapış kapış gidiyor. Onu yapsalar mesela, o da aşamalı bir yemek diyebileceğim bir şey var. En azından yorucu bir şey isterim. Ara yemek de olabilir, ana yemek de olabilir, tatlı da olabilir mesela. Bu ara nedir popüler olan? Bazı lezzetler öne çıkar ya dönem dönem. Ya menünün dengeli olması gerekiyor zaten. Tam bir tane örnek ver. Mesela son zamanlarda yani işte füzyon mutfağı var, dünya mutfağı var. Var da var yani. Acayip çiğ köfteyi çedara sarıp da yapıyorlar. Mesela ne yapılabilir? El açması değil ama. Yani bundan sonra katılacak olanlara da hani herkes diyor ya bir el açması yok bile, bundan da vazgeçmek. Ya, yani illaki zahmet demek el açması demek değildir. Yani bir tane ana yemek gerekiyor. Yaparsın içine 8 çeşit şeyi girer, sosu vardır gibi, mesela. Evet. Mesela Emrah'ınki gibi. Gariban ratatüyü. Ratatüyü acayipti. Evet, seninki yanlış bir örnek oldu. Ali bekliyorum bir örnek senden. Mesela tatlısında San Sebastian yapabilirdi. Şöyle mesela. Diyeyim. Evet doğru. Gidip de ayva tatlısı yerine öyle bir tatlı tercih edebilirdim. Ah San Sebastian'ı da herkes yapamaz tabii. Ara yemek mesela, ana yemek. Tatlıyı. Şu kur tabakta servis. Ama böreğe bu uyumsuz bir tabak, börek için. Evet, doğru. Bence artık el açmasıymış, hazırmış. Yani Ali Bey, benim bu... ayvama laf ediyorsunuz da, yani bu kaç gündür yarışıyoruz, bir tane teknik yorum yapmadınız. Gastronomiymiş, bilmem neymiş. Yani San Sebastian olabilirdi. Evet, tatlınıza gelince ben çok güzel teknik yorumlar Nesli yapacağım. Nesli Hanım, bekliyorum. Nesli Hanım çok konuştu masalarda. Hani hazır ürün kullandım diye Sevdi Hanım'a çok baskı yaptı. O da o yüzden bugün hazır ürün kullandığını dile getirdi ve en doğrusunu yaptı. Bana hazır ürünlerle ilgili çok fazla yorum yaptılar. Üstüme çok geldiler. Ben hazır ürün kullanılmasına karşı değilim. Ama etkiye tepki verdim. Çünkü bu kadar laf eden bir kişinin kendi menüsünü de düşünmesi gerekirdi. O yüzden de hazır ürünlerini kendi lehime kullanmaya çalıştım. Sevdiye Hanım zaten pratikliği sevdiğini söylüyor. Bu masaya normalde laf etmezdi ama kendi gününde özellikle Nesli Hanım onun üzerine gittiği için bu konuda. O da haliyle bugün özellikle hazır ürünler üzerinden konuştu. Bence bilerek yaptı ve böyle bir hakkı da vardı bence. Sunum için bu tabağı beklemiyordum doğrusu. En azından tatlı tabağında koyabilirdiniz. Bir de çok kuru olmuş hamur, yufka olmasına rağmen. En azından pişmiş Gülnaz Hanım. Ama Sevdiye Hanım'ın... Benimki de pişmişti. Şeyi hatırlamıyorsunuz herhalde. Hayır tamam, Sevdiye Hanım'ın sunumu da güzeldi. Tamam. İki çeşit ara sıcağım değildi. Vardı. Tabakta İkisi değildi. İkisi de hazırdı zaten. Bunun pizzası, ara sıcak tabağı olmadığının farkındasınız umarım. Yok. Servislerim de ters, şöyle düzeltiyorum. Aha. Çok kuru olmuş. Kesilmiyor bile doğru düzgün. Ben de şu an çok zorlanıyorum. Niye çukur tabaklı işte? Daha güzel durur diye düşündüm ya. Gül şeklinde. Gerçekten evet, mi? Evet, böyle düşündüm. O yüzden servis ettim. Ama börek... Nasıl daha güzel durabileceğini düşünürsünüz? Baksana kayıyor işte, böyle güzel tabanda sunum yapabilirdiniz en azından. Börek tabağı benziyor. Düz tabakta yapılır börek servisi, sulu bir yemek değilse ki evet. Değil. Neyse Hanım, baksanıza kesilmiyor bile. Uğraşıyorum. Elinizle bana mısın demiyor. Ya bu sofraları görüyorum ya, hak ettiğimi düşünüyorum. En azından soğuk olabilir ama hak ettiğimi düşünüyorum. Soğuk, hiç lezzetsiz. Öyle düşünmeyin. Lezzetsiz de demeyin ya. Hepsi mi lezzetsiz? Sizin bir tane orada tabağınızı ben sadece mimoza da getirmiştim mesela. Hepsini bir araya koyup. Sonuçta 6 çeşit yaptınız. Bugünkü salata da benziyor bu arada. Evet çok benziyor. Hazırım hiçbir şeyim oldum. Hazır değildi benim bu arada. Kaşarıma kadar kendim rendeledim. Demeyin öyle lütfen. Bugün salatalar, bu hafta salatalarda zaten tüm dünyayı geziyoruz. Evet evet. Kore, İtalya, Fransa. Gidiyoruz. Evet. Bakalım size ne bekliyor. Güzel vizesiz gezdiriyorum işte. Masaya götürdüm. Masaydan Fransa'ya götürdüm. Sen bir Schengen kaç para biliyor musun? Schengen biri yok herhalde. Bedavaya geziyorsunuz. Danişken. Valla harika cevaplar ya. Müthiş. Valla harika. Geziyoruz işte. Evet. Ben böreğini çok sert buldum. Zaten kesmekte de zorlandım. Onun dışında bir sorun yok. Lezzeti? Lezzeti, iç harcı da biraz acı olmuş. Biraz acı olmuş. Evet, ben de fark ettim. Sen nerelisin? Ben Bilecikliyim. Allah Allah, orada çok acı da şey değildi. Evet, acı bana da geldi. Maşallah çorbada da hatır sayılır bir acı vardı, bunda da. Bayağı hala ağzım yanıyor. Sevdiği? İnanılmaz yoğun karabiber aldım ben. Evet. Özellikle mi koydun? Kaçtı mı elinden? Kaçmış muhtemelen, çünkü ben de böyle beklemiyordum. Sen de aldın evet, değil mi? Aynen, doğru.
böreğiniz çok kuru. İç harcına bir şey sürdünüz mü? Ben hiç başka lezzet alamadım. Gerçi şu an karabiberden başka bir şey hissetmiyorum ama. Sadece pırasa, havuç rendeledim. Daha sonrasında biraz karabiber kattım. O karabiberin de ayarı kaçmış zaten. Üstüne altı o pırasanın suyu iner diye çok bir şey sürmedim içer tarafına. Üzerine de yoğurt, süt, yumurta, çörek otu. Sürmediğiniz için de o yüzden sanırım kurudu. Evet. Sen ne diyorsun Ali, ne yapması gerekiyordu? Burada eksik ne var? Ya derecesini mi fazla tuttunuz? Yok, aslında derecesi gayet iyiydi. Normalde gül böreği çok daha yumuşak olması yumuşak olur, gerekiyor. Doğru. Yok, bana da sert geldi. Haklısınız, o yorumlarda bir şey ya değil. İç harcına mesela sevgili diyor ki bir şey sürmediniz. Ne koyabilirdi iç harcına ki daha yumuşak olsun? İç harcını siz yoğurtlu mu yaptınız? Yok. Yok, hayır. Sadece pırasa ve... Sebzeyi kovurmuş. Hayır, içerisine bir sos sürmemiş. Sürmedi. İşte onu sürseydiniz... biraz daha yumuşak olabilirdi. Olur. Ya sütle ya yoğurtlar börek içlerine konulur ya. Emrah, ne diyeceksin? Arkadaşlarımın dediği gibi biraz acı olmuş. Dün bana diyordu ya, basmışsınız Emrah Bey acı biberi, basmışsınız acı biberi. Bugün de kendisi basmış maalesef acı biberi. Evet. Tam olarak ben acı sevdiğim için iyi yani. Sana iyi geldi. Evet. Tamam. Gülnaz, sana bana göre geldi? Öncelikle bu böreğin yanına bir yoğurtlu bir şey isterdim. Hani böyle tek börek olmaz. Çok kuru olmuş ve gerçekten arkadaşlara katılıyorum, çok acı. Hani ben o acıdan dolayı ne havuç lezzetini ne pırasa lezzetini alamadım. Katılmak durumundayım. Yok, ben de katılmak durumundayım gerçekten. Özür dileyerek. Ben de katılmak durumundayım diyorum. Bunun yanında en azından bir yoğurtlu bir şey. Hatta evet, onu mesela bak, bulamaya karabiber koyuyorlar. Bu yoğurdun üstüne sadece, hafif bulgur koyuyorlar bile. Yoğurt koyabilirdiniz. Sadece yoğurt bile koyabilirdiniz. Pırasanın yanında yakışır. Ya pırasalı seçmen iyi olmuş. Hani kıymalı ya da çünkü et var. Evet. Eğer kıymalı yapsaydım büyük hata diyecektim. En azından pırasalı bir bakar ama çok kurutmuşsun bir dedikleri gibi içerisine. İşte sunum da yanlış. Sunum zaten tabak çok falso. Evet. Olmaz bu düz tabak. Yani belki çok görüntü sert olarak uyumlu oldu diyeceksin ama. Sertliği var sadece. Biraz daha az mı pişirseydin, dereceyi mi ayarlayamadın ya da işte iç harcı biraz eksik kaldığı için mi? Yoksa güzel gidiyormuşsun da. Yani güzel sarmışsın, etmişsin falan filan. Pırasanın lezzeti de güzel. Da karabiber bastım çavucuk. Evet olunca. Evet. Yani o konuda hiç peki karşı yorum yapamayacağım. Hatay usulü kilis tava. Evet, hemen getiriyorum. Güzel bir yemektir. Yani lezzetli yapılırsa tabii ki. Orada da ne önemlidir sevgili Ali? Hemen şefimize dönüyorum. Kilis tava ismi öyle de hemen hemen tepsi kebabı diyebiliriz. Yani, hiç farkı yok. Kıyma harcını umarım güzel tutturmuştur. Ne kıyması olması gerekiyor? Dana kıyma kullanılıyor. Onun dışında herhangi bir kıyma ile olabilir ama. Satır kıyması zırh kıyması mıdır yoksa normal kıyma mıdır? Bence normal kıyma kullan. Normal kullandı. Evet. Ne kullanması lazımdı? Normalini tam olarak bilmiyorum. Orijinalinde ne kullanılıyor ama. Okey. Çok fark etmiyor bence. Çok fark etmiyor diyorsun. Börekte biraz patladık. Beklediğim gibi olmadı. Zaten tek çeşit sunmuştum. Yani o da bari hani güzel olsaydı. Gerçekten katılıyorum yorumlarına. Beklediğim gibi olmadı. Yani karabiberin bu kadar fazla olduğunu bilseydim denemedim daha öncesinde. Yani tadına bakmadım. Fazla yapmamıştım. 6 tane yapmıştım. Tadına baksaydım belki yanına bir yoğurt servisi dedikleri gibi yapabilirdim. Ama yani bu konudaki yorumlarına da katılıyorum. Çok istediğim performansı börekte alamadım. Ama hala da arkasındayım, en azından pişmişti. Gül böreği vasattı yani, olmamıştı. Ben hani en azından kendi açar diye düşünmüştüm. Onu da geçtim. Hazır yufkayı bile becerememişti. Çok kötüydü. Öncelikle sunumunu çukur tabakta yaptı. Pırasalı gül böreğinin hazır yufkasını hiçbir şekilde lezzetlendirmemiş, soslamamıştı. O yüzden çok kuruydu. Kesmekte bile zorlandık. Karabiberi de yanlışlıkla fazla kaçırdığı için pırasanın önüne geçmişti. Hiçbir şekilde olmamıştı. Lezzet olarak da zaten çok kalındı. Kesmekte bile zorlandım. İç harcında da baharat ağırlığı vardı. Pırasa tadını kapatmıştı. Ben beğenmedim. Peki şunu sorgulayabilir miyiz Nesli? Efendim, buyurun. Kilis tava, kilis tava. Hatay usulü kilis tava diye bir şey ben bilmiyorum. Şöyle, Hatay usulü olmasının sebebi mesela bazı yörelerde yapıyor bunu kilis tava olarak. Kilis tava olduğu zaman içerisinde yeni bahar. Hatay usulü tepsi şeyi var. İşte yeni bahar, kimyon mesela kullanabiliyorlar. Hatay usulünde yeni bahar ve kimyon kullanmıyoruz. Özellikle, sen bunu Hataylı'dan falan mı aldın? Evet, ben bunu bir Hataylı arkadaşımdan aldım. O zaman tepsi. Yok, tepsi değil, cam içerisinde. Hayır, yani patates, tepsi tavası oluyor yani. Evet, evet, tepsi aynen. Kebabı o şekilde gibi olmuş oluyor. Bir de çünkü kilis tava, çünkü kilis tavadır. Tepsi kebabı da Hatay usulü odur bizim bildiğimiz. Başka bilmiyorum ama. Evet, o şekilde altlarına patlıcan yatağı yaptım. Bir de onun tamam, getir de yiyelim hemen bakalım. Hemen getiriyorum. Peki salata nasıl? Menünün uyumu nasıl? Bana göre bunun yanına gavurdağ salatası daha iyi gider. Gavurdağ. Hani... Ama domatesin mevsimi değil. Kaşık salatası da gider bunun yanına. Sizin için alayım. Gider normalde de. Aynen, rica ederim. Ben daha çok yeşillik ağırlıklı bir salata tercih etmesin. Şimdi bu salatada ton balığı var, yumurta var biliyorsunuz. Zaten et var.
ton balığı, hatta ançüez de koyuyorlar. Ben de duyunca biraz açıkçası şaşırdım. Yani bir geleneksel bir Türk yemeği, kıymalı falan böyle. Yanına dediğin gibi kaşık salata, kavurdağ salatası, hani soğanlı sumaklı bir şey bile yapsa sanki daha mı yakışırdı? Daha kebapçı usulü. Neden acaba salata şimdi yumurtalı, şeyli, ton balıklı bir salata? Ben zaten yumurtalı çoban salataları davet sofrasına hiç uygun bulmuyorum. O gün de söylemiştim. Ha, Mimoza'da da evet, evet, öyle bir şey. Hem şimdi gene burada kaşık, etin ançüez balık var zaten. Olmaz ki. Şimdi de ançüez de var. Ançüez koymamıştır herhalde. Koydu mu görmüyoruz? Koymadı Zuhal Hanım. Bu salatanın yanına daha çok yani sebze ağırlıklı yemekler daha iyi. Zaten ağırlıklı içerisinde balık var. Yani ançüez de koyanlar var. O yüzden evet, bence sebze ağırlıklı. Sebze ağırlıklı. Mesela yiyeyim, dünkü Emrah Bey'in ratatouille'un yanına giderdi. Doğru. Giderdi. İçinde et yok çünkü. Dengelerdi. Evet. Doğru söylüyorsun. Ratatouille'un yanında dün olurdu. Etsizlikten bahsetti. Bugün az bir şey kıyma var ana yemekte, o kadar. Az bir şey mi? Yani bir tek kıyma var. Ama dün yemeğin. Ama dün işte et istiyoruz, et istiyoruz. Biz her gün et yiyoruz diye bir algı yarattı. Ana yemekte et isterim dedi. Onunkinde evet, var ama az bir şey kıyma koymuş. Az bir şey değil, şimdi önünüze büyük bir üçgen dilim gelecek, büyük bir ihtimal.